Evet arkadaşlar, Si Sohbetleri yayın 6. Hoş geldiniz diyorum. Bu yayında dinamik dizi gerçekleştirimini yapacağız. Bir proje olarak oluşturacağız. Onun için size ilk başta bu dinamik dizinin ilk önce olayını anlatayım. Biliyorsunuz ki Si'de bir dizi gereksinimi var. Ne zaman bir dizi gereksinimi oluyor? Birden fazla değişkeni, aynı türden değişkeni kullanmak istemediğinde, kullanıcı 10 eleman girdiğinde, 20 eleman girdiğinde, 30 eleman girdiğinde bir dizi oluşturuyorum. Lakin kullanıcının ne kadar veri girdiğini bilmiyorsam ya da veri çektiğim bir yerden, bir akıştan ne kadar veri çekeceğimi bilmiyorsam ya da buradaki çektiğim veri hafıza yönetimini kontrol etmek istediğimde, işte bazen azalsın, bazen artsın dediğimde, biliyorsunuz ki sabit diziler bizim imdadımıza yetişmiyor. Burada dinamik dizi dediğimiz veri yapılarından bir şeyimiz var, yapımız, bir veri yapımız var. Bu veri yapısını kullanmamız gerekiyor. Si diline ait çoğu böyle popüler olan dinamik dizi gerçekleştirimleri var. Kendiniz de gerçekleştirip de kullanabiliyorsunuz. Biz burada kendimiz gerçekleştirme yapacağız. Ama ondan önce bir proje nasıl yapılır? Normalde bazı araçlar var ama şu an kendimiz manuel olarak nasıl yapmalıyız? Onu anlatacağım. Sonra bu işe girişeceğiz. İlk önce ben dinamik dizi projesi oluşturacağım için bir kütüphane ismi olarak burada Dynamic Array diyorum. Evet, bu benim proje ismim olacak. Ayrıca değer Git'e ya da farklı yerlere yükleyeceksem de genel ad olarak bunu kullanmış olacağım. Şimdi normalde bir proje yönetiminde bir kütüphane oluşturursak tabii ki benim kullandığım stil şu. Başka stiller de var. Ya buraya bütün kodlar koyuluyor. Ya da bir tane klasör açılıyor, buna INC ekleniyor, buraya header dosyaları ekleniyor. Sonra işte SRC ekliyorlar, buna kaynak kod dosyaları ekleniyor. İşte resource'ları var, işte ne bileyim external bilmem neleri var, 3D party kütüphaneleri var, klasör aça aça ilerleniyor. Ama benim uyguladığım yöntem genelde şu oluyor. Dynamic Array şöyle yapalım hatta, Dynamic Array olmasın. Biz bir veri yapıları, bakın ben daha önceden bir data structures diye bir veri yapıları projesi oluşturmuştum. Bunun gibi bir şey olsun. Bizim de sadece ne olsun? Dynamic Array ve Linked List, yani Dynamic Array ve Linked List projesi oluşturacağız mesela bu kütüphane şeyinde diyelim. İkisinin de baş harflerinden DAL diye bir şey oluşturalım şu an. Projemiz ismi bu olsun. Şimdi burada benim yaptığım şey klasör açmak ve burada ya da kütüphanemin kendisinin ne olduğu, yani data veri yapıları olduğundan dolayı data structure'dan gelen olarak ikisini baş harfini aldım. Veri yapıları data structure olarak bir klasör oluşturdum. Sonra ben kütüphane oluşturduğum için bu kütüphanenin testlerinin olduğu kod, yani test etmem gereken bir kaynak kodu olacak, bir proje olacak. Bunun source kodu, yani kaynak kodu da test klasörü altında olsun dedim. Sonra biliyorsunuz ki ben birden fazla IDE kullanabilirim. Birden fazla işte ne bileyim belki ortam kullanabilirim. Bunlar içinde projects diye bir klasör açıyorum. IDE projelerimi bunun içinde tutacağım. Mesela ne olacak bu projects'in içinde? Eclipse. Ne olacak bunun içerisinde mesela? Visual Studio, yani VS. Mesela şu an iki tanesini açıyorum. Dediğim gibi bunlar normalde manuel olmuyor. CMake kullanılabiliyor. Farklı araçlar var. Ama şu an size manuel olarak proje yapmadan önce ne düşündüğümle alakalı bir şey yapıyorum. Dediğim gibi bu çok farklı varyasyonlar içerebilir. Farklı şekilde projelendirenler var. Ben bir kütüphane, bakın bir proje değil. Yani şey projesi değil. Bir çalıştırılabilir bir proje değil. Bir kütüphane projesi oluştururken kütüphane projesini burada, kaynak kodlarını burada ve burada da INC diye bir klasör açıyorum. Header dosyaları bunun içerisine, source kodlar direkt burada olacak şekilde ayarlıyorum. Projects klasörü IDE dosyalarının, yani ID'lerin dosya yapılandırmalarını tutacak klasörleri barındırıyorum. Test de ise bu kütüphanemi test edecek kodların bulunduğu yer olacak. Ayrıca ben bu kütüphaneyi kullanarak, hani diyelim ki sizlere anlatmak için ya da başkalarına anlatmak için başka bir şey yapacaksam, mesela bir örnek yapacaksam, mesela diyelim Arap örneği olsun, bir proje gelsin. Car sample diyelim. Bir proje örneği açtım. Burada car sample diye bir klasör oluşturuyorum. Kaynak kodu burada oluyor.
Projects'in içerisinde kaynak kod olmuyor. IDE'lerin dosyaları olacak şekilde ayarlıyorum. Dediğim gibi bu yine bu spesifik bir şey. Herkes farklı şey yapabilir. Ben size sadece bunu gösteriyorum. Şimdi yaptıktan sonra, dosyaları da açtıktan sonra ben Eclipse'ime geliyorum. Sağ tıklıyorum. Şuna değil tabii ki. Şu an bunda açık kaldı. Evet. Ya da şuradan diyelim. Niye? Şunu close edeyim ben en iyisi. Açık kaldı bunda. Şey olmadı. Evet. Bunu da close ettikten sonra. Evet. Boş alana sağ tıklıyorum. Yine niye bu olmadı ya? Allah'ım. Heh. Pardon. Oluyormuş. Görmemişim. Sağ tıklıyorum. Import diyorum. Import dedikten sonra Eclipse'in tabii ki ayarlarına bahsediyoruz. General'dan Existing Projects into Workspace diyoruz. Ve Browse diyoruz. Tabii import dedik. Yanlış dedik. Pardon. Proje açmayacağım. Proje göstermeyecektim. Sağ tıklıyorum. Bir new diyorum. C++ project diyorum. Burada C, bu Eclipse CTT olduğu için C projesi geliyor. Biliyorsunuz Eclipse'in Java versiyonu da var. Geliştirmek için. O değil. Eclipse C projesi oluşturuyorum. Proje name'i olarak da ne oluşturuyoruz? Tabii ki DALL olsun ya da şöyle olsun, test olsun. Test projemizi oluşturalım. Boş bir dosya oluştursun. Mingo'ya seçili bizde çünkü. Next diyorum. Finish diyorum. Evet. Şimdi niye test var? Çünkü şu kaynak kodları biliyorsunuz derlenmiyor ve ben burada bir kütüphane çıktısı da oluşturmayacağım şu an. Ben sadece test projemle alakalı çıktıları oluşturmak için Eclipse'de test projesine yönelik bir şey oluşturacağım. Yani test projesi dediğimde burada bir tane dosya olacak. Main.c. Bu test edecek yani projemi. Evet. Burada ne olacak? DSL'in içerisinde. DSL'in içinde şu anki bizim yaptığımız şey dinamik array'di biliyorsunuz. Dynamic array diyorum buraya. Nokta C diye kaydediyorum. Yine bunun aynı şekilde nesi olacaktı arkadaşlar? Bir header dosyası olacak. Çünkü biliyorsunuz projeler genellikle yapılırken, bir kütüphane oluştururken bunun bir header dosyası da source kodu yani kaynak kodu oluyor. Bunların ikisini ayırıyoruz. Şimdi zaten anlatırken neyi nereye yazmamız gerektiğini anlatacağım. Gördüğünüz gibi bir test projem var, bir kaynak kodum var, main.c'de bunları implement edeceğim. Tabii ben şimdi bu projeyi nerede kaydettim? Bir dakika, bunu bir daha siliyorum şimdi. Şunu göstermek adına. File dedim, new dedim, C++ project, az önce atlamışız onu. Evet, project name'i test dedim. Use default location'dan bunu değiştiriyorum. Değiştirmem yerim nedir? Benim bu projemin olduğu yer. Neydi benim projemin ismi? Genel ismi daldı. Bunun içinde projects'e giriyorum. Çünkü IDE proje ayarlamalarını yapacağım. Eclipse seçiyorum. Burada bir tane klasör oluşturuyorum. Ve bu klasörün ismi test projesi. Biliyorsunuz test adı altında bir şey yaptım. Car sample de olabilirdi bu. Test açıyorum ve klasörü seç diyorum. Klasörü seçtikten sonra next diyorum yine. Ve finish diyorum. Bakın şimdi oluşan şeye. Test projem buradaydı. Project Eclipse test. Eclipse'de test projesini açtım burada. IDE proje dosyaları burada. Ve şu an tabii ki IDE projelerinde farklı bir şey yok. Ama burada bunu şimdi implement edeceğiz. Şimdi sağ tıkla Eclipse'de özellikler derken. C++ build. Burada toolchain editör var. Settings. Settings'e gelip. Burada şimdi bazı ayarlamalar yapacağız. Şimdi ilk ayarlayacağımız şey GCC compiler'dan includes. Includes da biz bir şeyler ekleyeceğiz. Workspace, bakın workspace'ten bir şeyler çekebilirsin demek istiyor. Burada hiçbir şey yok şu an. Bir de file sistem var. Buradan file sistemden eklersek sisteme özgü olabilir. Bu yüzden ilk başta burada eklediğimiz şey şu oluyor. Sağ tıklıyoruz, new diyoruz. Buradan folder ekliyoruz. Bir dosya. Gördüğünüz gibi Advanced. Burada eklediğimiz dosyanın ne ile olacağı ile alakalı bir durumu var. İşte Virtual Folder oluşturabiliyor, Linked Folder oluşturabiliyor. Bunların tabii ki farklı varyasyonları var sisteme göre bilmem ne. Şimdi bir project bir geri gittim. İşte neyi seçiyorum? Bir geri daha gittim. Şu an ben test projesi oluşturduğum için main klasörünü, test klasörünü seçtim. Ve şunu mı ekliyorduk bir dakika
Evet. Şunu eklediğimde bakın test projesi burada main.c ile gelmiş bulunuyor. Evet. Şimdi burada main.c'yi çalıştırarak, burada derleyerek main.c'yi oluşturmuş olacağım ama buradaki bundan başka önemli olayımız şu. Biliyorsunuz bir kütüphane oluşturuyoruz ve kütüphanenin include dosyaları kaynak kodlarını burada da görmemiz gerekiyor. Mantıklı. Yine aynı şekilde burada sağ tık import diyerek file sistem az önce normal demiştim. Buradan sağ tıklayıp file sistem diyerek sağ tıklıyoruz. From işte source şeye gidiyor işte from directory'den. Buradan neyi seçeceğiz? DS yani veri yapıları kütüphanesinden bir dosya ekliyoruz. DS kütüphanesine direkt pardon dosyasını direkt ekliyoruz tüm klasörleriyle birlikte. Burada da alt tarafta da şey var. Create top level folder ve create links workspace. Şimdi burada workspace'te project location seçilirse eğer project location'a göre bir ilişkili dosya yolu oluşturuyor. Ve buna göre de biz farklı projelerde proje içerisindeki dosya yollarına nokta nokta slash slash ile erişebiliyoruz. Diğer türlü farklı bir şekilde ekleme yapsaydım benim dosya dizinime göre ekleyecekti. Uzun bir isimle ekleyecekti böyle. Bunu bu şekilde eklediğinde de ne olacaktı? Başka bir bilgisayarda çalışmayacaktı. Bakın finish dedim. DS dedik. Burada Dynamic Array ve Dynamic Array nokta aşı ekledim. Şimdi mevzumuz şu. Includes'lara bu nokta aşı eklemek. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yine projeye tıklıyoruz. Sağ tık New diyoruz. Folder ya da işte şey de ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Burada DS Include'un içerisindeki tüm şeyleri buraya ekliyoruz. Tabi burada bunu eklemedi. Çünkü parent folder olarak seçmedi. O yüzden biz ne yapıyoruz? Sağ tık property istiyoruz. Include'lardan, az önce geldiğimiz include'lardan bakın workspace'i şu an seçiyoruz. Workspace'i seçtikten sonra iğneyece bakın gözüktü ve bakın location'ı nasıl aldı? Gördüğünüz gibi workspace location'dan aldı. Kendi proje dosyası içerisinden aldı. Ve rebuild etmek istiyorum. Bunu geç boş ver. Evet. Şimdi bakın includes'a baktığımda test DS ING demiş. Test DS'nin ING demesi test projesine bunun altına virtual olarak bağlaması. Sanal olarak bağlaması. Evet. Şimdi ben main.c'ye geliyorum. Bakın proje nasıl yazılır? İlk başta yapmam gereken şey tabii ki bu proje derleniyor mu, derlenmiyor mu diye bir kontrol etmek istiyorum. Ne bileyim şeyleri gördü mü? Belki ilk projemdir. İlk kurduğum bir şeydir. Dosyaları görüyor mu? Derliyor mu? Falan. Derliyorum. Bakın derledi. Şu an çalıştırmak için de bir daha derleme yapmak adına Hello World yazıyoruz ve slash'ını bize koyuyoruz. Bir daha derliyoruz. Çalıştırıyoruz. Bakın buradaki seçenek lokal. Lokalize seçtikten sonra Hello World diye ekrana yazdı gördüğünüz gibi. Projem şu an çalışıyor. Şu an ikinci aşamada şu. Ben biliyorsunuz neyin testini yapacaktım burada? Dynamic Array. Yani dinamik dizin. Benim Dynamic Array'imi görüyor mu? Görmüyor mu? Onu bakmam lazım. Görmüyorsa bir sıkıntı var diyecektim. Bakın altında çizmedi. Yani görüyormuş. Bizim. Buraya Dynamic Array.c'yi ekleyecek miyim? Hayır. Çünkü o benim bir kaynak kodum. Orla alakalı bir işlem proje yani bu Eclipse projesi derleyiciye IDE ortamı bunu sağlıyor. Source kodları direkt tek tek veriyor. Normalde biz bunları elimizle yazsaydık ki Makefile kullandığımızda bu projede göreceksiniz. Elimizle tek tek iki tane source kodu da vermemiz gerekiyordu. Ama biz şu an bunu verdirmeyeceğiz. Eclipse bunu kendisi ayarlıyor. Zaten buraya source kod ekledim diye. Kendisi ayarlayıp derleyip bunu linker aşamasında ilk videolarda anlattığım üzere bağlayacak. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Dynamic Array projesi oluşturmam gerekiyordu. Ama proje oluşturmadan önce ben burada bir dinamik dizi implement etmek istiyorum. Bu dosyanın içerisinde. Sadece işin bir bakış açısına sahip olun. Bunu nasıl kütüphane formuna geliştiriyoruz? Amacımız ne olacak? Hedefimiz ne olacak? Bakın bir dinamik dizi oluşturmak için biliyorsunuz ki ilk önce integer yıldız E diye bir pointer tanımlıyorduk. Ya da buraya array diyelim şu an ismini. Evet. Bu array'e malloc ve sazı arkadaşları yardımıyla
Yer ayırıyoruz, free ediyoruz ve bu şekilde elemanlarını arttırıyoruz, azaltıyoruz. Ama şöyle bir durum vardı biliyorsunuz. Malloc ile yer ayırdığımızda diyelim x kadar yer ayırdık. Bunu başka bir kimse tutmuyor. Yani şu array bunu bir daha ayrıyeten tutmuyor. Ben bu array'e bakarak sen kaç elemanlıydın, kaç elemanlık hafızaya sahiptin bilemiyorum. Bu yüzden ben neyi tutmam gerekiyor ayrıyeten bunun yanında? Integer ne kadar yer ayırdıysam ki buna şeyde capacity deniyor. Genelde teknik terimde. Bunu tutmuş oluyoruz. Bir de biz dinamik diziye eklerken biliyorsunuz soyutlama yapıyoruz. Yani fonksiyonlarla ekleme yapıyoruz. Bu fonksiyonlarla ekleme yaparken de kaçıncı indeksine eleman ekledik ya da kaçıncı indeksinden eleman çıkarttık gibi bazı şeyleri tutması gerekiyor. Yani kaç elemanlı şu ana kadar? 5 elemanlı mı? 4 elemanlı mı ki biz mesela sonuna ekle dediğimizde böyle bir fonksiyon kullandığımızda bunu bilebilelim. Ya da size'ına göre mesela bir işlemler yapmak istediğimizde size'ını da bilebilelim. İşte bu yüzden de int size tutuyoruz. Şimdi bu size muhabbetinde yani integer muhabbetinde şöyle bir durum var. Bu gibi değerler ben size daha önceden de söylemiştim. Bir tip vardı size t diye. Bununla tutuluyor. Yani bunu bu şekilde bir gelenek var. Bunu int de tutabilirsiniz tabii ki ama size t ile kullanmanız daha avantajlı. Çünkü siz burada öyle bir fonksiyona yazacaksınız ki size t'ye yönelik olacak, alacak. Integer ile işlem yapmanız biraz uygun olmayabilir. Şimdi bakın bize 3 tane dinamik dizi için gerekli bir yapı gerekti. Niye dinamik dizi gerekti? Bize ne dedik ilk başta? Kullanıcı ne kadar eleman ekleneceğini bilmiyor. Ben de bilmiyorum programcı olarak. Bunun boyutunu arttırmam lazım. Sabit dizi kullanamıyordum. Bu yüzden pointer kullanacağım. Pointer'a bir dinamik dizi mantığıyla işlemler yaptırarak dinamik dizimi gerçekleştireceğim ve bunu kütüphane formuna getirecektim. Şimdi ben bu yüzden bir pointer tanımladım. Integer dinamik dizisi şu an yapmak için. Ve buna da bir capacity ve size ekledim. Capacity ekleme sebebim ne kadar alan ayırdım onu bilebilmem için, tutmam için. Size ise şu an kaç elemanlı onu bilebilmem için. Şimdi bu tabii ki integer dizisi için geçerli bir şey. Peki ben bunu float yapsaydım ne olacaktı? Bunu float, integer'ı float yapacaktım. Bu da ne olacaktı? Her bir veri tipi için farklı dinamik dizi gerçekleştirimleri yapmamız gerekecekti. Bunun önlemek için de ne yapıyoruz? Void yıldız kullanıyoruz ama tabii ki bu projede jenerik yapmayacağız. Belki sonraki sohbetlerde jenerik şeklinde bir dinamik dizi nasıl, belki sıkıştırırsak jenerik bir dinamik dizi nasıl gerçekleştireceğiz onu anlatacağız. Şu an integer. Şimdi bu şekilde kullandığımızı varsayalım. Şimdi bize hangi fonksiyonlar gerekli? İlk önce dinamik dizi init edecek bir fonksiyon gerekli. Yani bana şöyle bir şey gerekli. Void dönsün. Init dinamik array'den başlasın. Init diye başlayacağımız bir fonksiyon gerekli. Bu fonksiyon init edecek. Yani ilk ayarlamaları yapacak bir fonksiyon. İşte ilk ayarlamalar şöyle olsun. 4 elemanlı olsun. Pardon, 4 kapasiteli olsun. 4 byte'lık. Yani 4 elemanı kapsayacak bir kapasitesi olsun gibi bazı şeyler ekleyecek. Sonra başka ne fonksiyonu olsun? Dinamik array'e add ekleme yani ekleme işlemi fonksiyonu olsun. Bu fonksiyonun parametreleri ne olacak? Tabii ki bir tane integer x alacak. Ya da buna ne diyelim? Member, üye diyelim. Ya da direkt number da diyebiliriz. Şu an integer dizisi oluşturduğumuz için. Sonra ne olacak? Remove fonksiyonu. Tabii add işlemi bir de indeksi tabi tutsun. Yani kaçıncı indeksi. Ya da sonuna eklesin şu an. Ya da iki tanesi. İkisi de olsun. Yani bir add işlemi olsun. Bir de insert işlemi olsun. Sonra ne işlemi olsun? Remove işlemi olsun. Ve remove işlemi ne olacak? Bize bir eleman verecek. O elemanı diziden silecek. Bir de remove add olsun. Bir indeksteki elemanı silsin. Yani indeks vereceğiz. O elemanı sileceğiz. Remove işlemi ilk başta number alacak. O number'ı silecek. Insert işlemi ise ne olacak? İki tane eleman alması lazım. Parametre alması lazım. Bir, hangi elemanı ekleyecek? İki, nereye ekleyecek? İki parametre. Şimdi başka ne olabilir?
Bir de biliyorsunuz burada bir memory kullanıyoruz. Yani bir malloc ile işletim sisteminden alan tahsis ediyoruz. Bunu da silmemiz gerekiyor. Ya da dinamik dizimizi temizlememiz gerekiyor. Bu yüzden de DA clear diye bir fonksiyon olacak. Ve bunu şu an tabii boş yapıyorum. Şimdi bu kullanımın dezavantajı ve avantajı. Bunu implement etmeden önce ki bunu implement etmeyeceğim. Bunun kullanımı ve şeyi dezavantajına bir bakalım. Bunun kullanımı şunu gerektiriyor. Bakın şu dosyanın yani şu 3 tane bilginin eklenmesini gerektiriyor. Bu fonksiyonlar sadece bunlarla çalışacak. Ben burada 2'den 2 tane 3 tane farklı dinamik dizi kullanamayacağım. Halbuki diğer dillerde destekleyen dillerde bir yerde ben birden fazla dinamik dizi kullanabilirim. Ama bu şekilde yaparsam kullanamam. Ne yapmam lazım? Ya bundan burada bir sürü değişken oluşturmam lazım. Ya da ne yapmam lazım? Bunları bir parametre haline getirmek lazım. Yani bunların kendi parametreleri olmasını sağlamak lazım. Bunu da yapabilmemiz için bundan yani şu üç tanesini oluşturup geri döndürmesi lazım bir yere. İşte bunu da yapabilmemiz için bunu bir struct haline getirmemiz lazım. Yani bir yapı içerisine sokuşturmamız lazım. Ben struct kullanırken ilk tanımını alt tire ile başlatıyorum. Alt tire mesela ne olsun bu? Dinamik array implement ettiğimiz için DA olsun. Kapatıyoruz. Böyle bir struct'ım var. Şimdi bunun içerisinde dedim ki şu üçü eklensin. Evet. Gördüğünüz gibi bir paket haline geldi. Çünkü dinamik dizimin gerekli olduğu veri yapıları yani veriler bu üçü ve bunu ayrı ayrı tutmaktansa bir yapı altında tutmak daha güzel. Ayrıca şunu şu şekilde kullanmak istiyorum. Tip def ile buna bir isim vermek istiyorum diye e diye. Çünkü şu şekilde isim kullanmaktansa struct alt tire struct boşluk alt tire da diye bir değişken oluşturmaktansa ismine buna da derim. Da'dan bir değişken oluşturmak daha basit olacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık ben bundan bir nesne üretebiliyorum. Bir nesne üretebildiğim için artık bu fonksiyonlar bunu doldursun diyorum. Yani şu şekilde ben bunu çağırdığımda bunu doldurması gerektiğini belirtiyorum. Yani DA'dan bu init fonksiyonu ve diğerleri DA tipinden bir değişken alsın diyorum. Peki değişken alması mantıklı mı? Size daha önceden struct sohbetinde anlatmıştım. Yani sohbetleri struct'ta anlatmıştım. Orada fonksiyonlara struct göndereceksek adreslerini göndermemiz daha makul olacak. Çünkü eğer adresini göndermezsek bunu direkt kopyalama işlemine tabi tutacak. Hem gereksiz bir işlem olmuş olacak hem de belki de farklı varyasyonlarda yanlış kullanımına örnek açacak. Bu yüzden DA'dan bir pointer yani benim oluşturduğum nesneyi, stekli oluşturduğum nesneyi ya da belki de kendim ayırmıştım malloc'la nesneyi adresini bana ver, kendisini bana ver diyebileceğim. Buradan DA'dan DA diye bir parametre ekliyorum hepsine. Şimdi bunu bu şekilde kullandığımda elime ne geçecek? Bakın böyle kullandığımda artık burada şuradaki yerde istediğim kadar değişken oluştururum. Bu değişkenleri, bu fonksiyonu geçtiğimde her değişkene özgü işlem yapmış olurum. Bu da benim bir yerde birden fazla dinamik dizi kullanmama şey sağlar. Şimdi bu kullanımda ne var? Bu kullanımda aslında fazla farklı bir şey yok. Yani güzel bir kullanım. Ama genelde şu kısım var. Veri gizleme muhabbeti var. Veri gizleme dediğimiz şey şu. Bakın şimdi ya da onu sonraki şeye yetişirse anlatayım. Onu şu an anlatmayayım. Şu an benim dinamik dizim şeklim bu. Fonksiyon bildirimlerim bu. Bir de bu fonksiyonların şimdi çalışması lazım. Aşağı tarafta bunların tanımlamaları olacak biliyorsunuz. Ben burada CTRL-F diyorum. Noktalı virgül gördüğün yere şu an boşluk koy ve boşluk kaç bilmem ne yap. Bilmem ne. Hatta dur, ben onu enter'a basarım en iyisi. Evet. Bunu yap diyorum. İleri doğru replace oluyorum. Evet. Fazla gittik. CTRL-F D'ye bastım. Noktalı virgül gördüğüm yere şunu yap. Ve şunu yap. Hatta onu da boşluk koyma. Ben kendim hallederim diyorum. Evet. Replace oluyorum. Niye hepsi değişiyor ya? Sadece ileri doğru git diyorum hatta. O zaman şöyle yapalım. İleri doğru git.
select yani seçtiklerimle yap. İkinci find yap. Replace ve yani bul ve değiştir. Bul ve değiştir. Bul ve değiştir. Tak dedik, tamam. Evet. Şimdi bunları şöyle gördüğünüz gibi tanımlamaları yaptık. Keşke boşluk koymayacaktım ya. Niye öyle boşluk koydum ki en son? Neyse. Buraya belki slash'en yazsaydım da belki kendisi görecekti. Evet. Şimdi tanımlamaları yaptım. Şimdi buranın dolu olduğunu düşünün. Tamam mı? Bakın direkt doldurmuyorum. Gördüğünüz gibi direkt fonksiyonları yazmakla uğraşmıyorum. Şu an sadece işin mimarisine bakıyorum. İşin kemiğine bakıyorum. Hiç bu içeriğini hayırla doldurmaya gelmedim. Bak klasörlere odaklandım. Projenin kendisine odaklandım. Ne yapmam gerektiğiyle alakalı projeyi düşündüm. İşte burada sadece değişkenler olursa bir tane kullanabileceğimden bahsettim. İşte o zaman bunu bir paketleyeyim dedim. İşte uzunca yazmak istemedim. Bu yüzden bunu tipte haline getireyim dedim. Gibi gibi şeyler dedim. Bakın hala içeriğine girmedim. Dinamik dizi hadi bununla malluk malluk falan. Onlarla hiç uğraşmadım. Yavaş yavaş ilerliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir durum daha var. Bunların hepsinin dolu olduğunu düşünün. Yani ben birisine de bu kütüphaneyi paylaşacağımı düşünün. Ya adam bütün main fonksiyonun dışına ve üstüne ve altına şunları mı kopyalasın? Şöyle şeyler mi yazsın? İşte yapmasın diye biz bunları kaynak kodlara ayırıyoruz. İşte kaynak kodlara ayırdık, klasörleme yaptık dediğimiz şey de bu. Bizim aslında yapmamız gereken şey bunları buralara yapıştırmak. Direkt bunları alıyorum. Bunu da C koduna yapıştırmak. Tek istediğim şey buydu. İşte burada da biz kendi projemizi yani dinamik array kütüphanemizi çağırarak bak buradan direkt görmüyorum dinamik array'i. Array.h evet. Çağırarak burada kendimiz birkaç tane test işlemi yapacağız. Olay bu kadar yani. Peki şimdi geldik ilk önce nokta h'a. Burada yapmamız gereken bir şey var mı? Evet, burada yapmamız gereken küçük bir oylama var. Küçük oylama şu. Burada bakın size std.io'yu göstereyim. std.io'nun içine giremiyorum. Open Declaration gittim. Evet bakın en başta şöyle bir ifade var. Bunu kopyalıyorum. Dinamik array'ime yapıştırıyorum. Birazdan şimdi size anlatacağım. Bu ön işlemci kodu biliyorsunuz. Ön işlemci kod ön işlemci kodu niye bu böyle oldu? End miydi? Yok end it olacaktı. Tamam. Şeklini sevmedim ama niye bu aralar bu şekilde kalıyor? He tamam. Şimdi bunun yaptığı şey şu. Dynamic Array işte şurada yazdığım şey şu. Diyor ki if not def yani şu tanımlı değilse ki bunun ismini şimdi değiştireceğiz. Aynı şey olsun. Aynı formatta olsun diye Dynamic Array diyorum. Aynı formatta gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bunun olayı şu. Bu diyor ki if not def yani şu yapı tanımlı değilse buradaki yazı şu da olabilirdi fark etmez. Yani şunun altına inc ile başlaması sebebi biraz gelenek. Şu tanımlı değilse aşağıya in. Tanımlıysa if not def görüyorsunuz end if atla. İçeriye hiç bakma demek. Peki bu bizim işimize neye yarıyor? Şurada yarıyor. Ben şunu nokta h'ye şu kadar çağırdığımı düşünün. Ve bunların olmadığını düşünün. Ne olacak? Biliyorsunuz ki ön işlemci kodu, include komutu bildiğiniz copy paste şeklinde çalışıyor. Yani şunu alıyor, kopyalıyor, şu nokta h gördüğü yere şuraya yapıştırıyor. Şuraya yapıştırıyor direkt. Tüm kodu. Burada da aynısını yapıştırıyor, bu da aynısını yapıştırıyor. Peki benim zaten böyle bir fonksiyon bildirimim var ya da fonksiyon bildirimlerinde sıkıntı olmaz da. Bakın bir yapı bildirimim var, tanımlamam var. Bundan bir typedef'ten bir tip bildirimim var. Bunun birden fazla kez çağrılması demek, yani şu kodda şundan şöyle olması demek redefinition hatasına sebep olacak. Çünkü tekrar tanımladım diyecek. O yüzden bir hataya sebep olacak, değerlenmeyecek. Biz kodumuzu böyle yazıyoruz ki bir kez çağrılsın. Yani birden fazla kez nokta h çağrıldıysa bile o kütüphane bir kez eklensin diyoruz. Peki biz arkadaşlar yani düşünemiyor muyuz? Geri zekalı mıyız? Yani biz projede bunun 4 tane niye çağıralım? Zaten bir tane çağırıyoruz diyebilirsiniz. Ama olay aslında orada bitmiyor. Olay aslında şu arkadaşlar. Bakın şimdi şurada bir dosya oldu. Bunun bir dosya olduğunu düşünün. Bu dosyanın ismi üzerine yazacağım şimdi ne olduklarını. Şurada da iki tane dosya olsun. Evet.
Şurada da benim kullanmak istediğim proje olsun. Şimdi bu, şunu büyütelim, 9 değil, 20 yapalım. Evet. Bu A nokta H olsun. Bu B nokta H olsun. Bu C nokta H olsun. Bu da B nokta C olsun. Şimdi B nokta H kullanmak istediği kütüphanelerden dolayı A nokta H'a bağımlı. Yani hatta şöyle yapalım. A nokta H B nokta H'ın içerisinde include edildiği için ön işlemcide buraya kopyalanıyor. C nokta H'ta da o kütüphanemde de ya da o başlıkta da A nokta H kullanılıyor ve burada da sharp include ile çağrılmış. Yani kopyalanmış. Şimdi ben main nokta C'de hem C nokta H'ta kullanılan hem de B nokta H'ta kullanılan projelere yani fonksiyonlara ihtiyacım olduğundan dolayı ikisini de ekliyorum. Peki ben bu ikisini eklediğimde ne olmuş olacak? İki tane A nokta H aslında projeme eklenmiş olacak. Gördüğünüz gibi kendim tabii ki gerizekalıca iki tane include'la A nokta eklemeyeceğim ama sırf projelerin kendi bağımlılıklarından ötürü bu A nokta H birden fazla kez eklenebilecek. Bu da ne olacak? Derleme hatasına sebep olacaktı. Ve bu da biz nokta H'lara zorunlu olmayan ama yapılması önerilen bir ifadeyle bu sorunu çözüyoruz. Zorunlu olmayan dedi. Neden? Çünkü bunu silersek derleme hatası almayız. Ta ki redefinition yapana kadar. Biz ekliyoruz ki hiç kimse böyle bir şeyden almasın. Yani C'nin getirdiği, programcıya getirdiği derleme olmadan getirdiği zorunluluklardan birisi diyebiliriz bu çözüm. Evet, gördüğünüz gibi bu işlemi yaptıktan sonra böyle bir yapılandırmaya header başlık dosyasının içerisindeki bildirimleri yapmış olduk. Fonksiyon şeyi yapı tanımlamasını da yapmış olduk. Şimdi dynamic.c'ye geldiğimizde de burada fonksiyonların bildirimleri var. Peki biz diyeceğiz ki buraya da ekleyeceğiz mi bunun gibi ön işlemci komutu? Hayır. Çünkü dynamic array.c bir yerden eklenmiyor. Yani copy paste işlemine tabi tutulmuyor. Bu derleyiciye veriliyor. Derleyici bunu derliyor. Derledikten sonra bir obje dosyası oluşturuyor. Main.cd de obje dosyası oluşturuyor. Sonra bunlar birleşiyor. Linker aşamasında sonra program çalıştırabilir dosya haline getiriliyor. Gördüğünüz gibi derleyici nokta h'ları da ellemiyor aslında. Derleyici nokta c'lere elliyor. Nokta h yapıları include emriyle deyimiyle ön işlemci komutuyla kopyalanıyor bildiğiniz. Şimdi bir daha derliyorum. Bakalım bir hatam var mı bu zamana kadar yaptıklarımda. Bir hatam var. Gördüğünüz gibi. Ne diyor? Include dynamic array nokta h'ı ben bulamadım diyor. Niye bulamamış? Peki ben ing de yaparsam ne olur görecek mi diye bakıyorum. Yine görememiş. Evet. Çok ilginç bir şey olarak bakıyoruz. Evet. Dynamic array nokta h'a gidiyorum. İsminde bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Burada yanlış yazdım diye görmüyorum. Include'larda ing'nin de gözüktüğünü görüyorum aslında. Evet. Bir daha derliyorum şöyle. Evet, görmüyor. Bakıyorum test projesine. Property istiyoruz. Burada aslında ing'yi gördüğünü görüyorum aslında. Include'a da eklenmiş. Ama niye görmedi? Şöyle bakalım. Bakın. Aslında bu güzel bir örnek oldu. Şurada. Bakın proje dosyaları var demiştim. Burada Eclipse'in proje dosyası .c projekte şöyle bir durum var. Bakın. Burada dynamic.h'ın aslında eklendiği gözüküyor. Dynamic.h olarak ya da bilmem ne olarak. Burada virtual olarak bağlandığını da söylüyor. Belki bundan da olabilir. Bakın ne yapacağım. Şu an bunu close ediyorum. Close project. Ve benim kendi yazdığım, daha önceden yazdığım veri yapıları projesine gidiyorum. Project diyorum. Eclipse diyorum. Test projesini açıyorum. Ve nokta C project açıyorum. Şimdi ikisini kıyaslayacağım. Bu Eclipse ne yapmış? Bu Eclipse'in son sürümü belki de onda bir iki değişiklik oldu ya da ben bir yeri kaçırdım diye hiç düşünmeden projeyi sıfırdan yapmadan bakıyorum. Bakın burada iki dosya eklerken şöyle bir şey yapmış. Halbuki ben böyle bir şey yapmamışım. Link olarak eklememişim demek ki. Buraya bakıyorum. Burada çok değişik şeyler yapmış. Ben ne yapıyorum? Şuraya şu an bu linki ben kendim ekliyorum. Gördüğünüz gibi burada ek bilgi olarak neyi öğrendim ben?
IDE projesiyle uğraşıyorum şu an. Yani bunu uğraşma sebebim de neden bundan kurtulma nedenimi de anlatacağım. Bakın burası virtual olarak eklenmemiş ama ben virtual olarak eklemişim. Bir problem oluşmuş benim için. Projeye Eclipse üzerinden değişiklik yaptım ama sırf sadece şurayı değiştirerek proje kendi kendine değişmiş oldu. Biliyorsunuz ben zaten DS kullanmıştım, test kullanmıştım. Dosya yolu bakın üstten almış, yanlış yapmışız. Ben şu an diyorum proje location'dan al, DS ve test olarak şu an görmüş olacağım. Bunların hepsini de siliyorum şu an. Eklemesin diye. Kaydediyorum. Şimdi projeyi bir close edeyim de şuradan bir daha. Ya da direkt açabilirim aslında. Açıyorum direkt. Şimdi DS'ye bakıyorum. Incubus'a bakıyorum. Eğer kapatmam mı gerekiyordu acaba diye de bir daha projection.c'ye erişiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi duruyor şu an. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Bir daha derliyorum. Şimdi build project'te bu sefer bir hata aldık. Çünkü bu da şundan dolayı. Property istiyoruz. Şunu siliyorum. Bir daha ekliyorum. Workspace'ten olmadı. Evet. Workspace'ten şunu açıyorum. DS ING'yi seçiyorum. Ve No. Evet. Şimdi bir daha derliyorum. Evet. Evet. Değişik bir şey oldu şu an. Daha da farklı bir hatayı aldık. Bunu bir delete yapıp bir daha ekleyelim. Import. Evet. File sistem değil. Şunu seçiyoruz. Bu değil. Ne yapıyorduk? Bizim projemizin ismi daldı. Dalın içerisinde ne vardı? Projects vardı. Eclipse vardı. Birileri bu proje eklerken de tabii ki bu öyle ekleyecek. Evet. Şimdi derliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kapatıp açmamız lazımmış. Şu an ne oldu? Derlendi. Pardon, derleme aşamasında bir hata aldık derlerken. Bu hatamızın ismi de bilinmeyen, bakın DA'yı bilinmeyen tip olarak görüyoruz. Niye? Bakıyoruz dinamik array nokta aşağı. DA nedir? DA'yı bilmiyor bu arkadaşımız. Neden bilmiyor? Çünkü biz main nokta c'de ekledik ama DA, yani dynamic array nokta c'nin de pardon dynamic array nokta c'nin de buna bağımlılığı var. Gördüğünüz gibi. Şimdi derliyorum. Şimdi bir tane daha var. Diyoruz ki bu sefer size dn. Bakın size değişkenini burada bir include şeyi çalıştırmadığımız için size d'yi görmüyor. Diyor ki ben burada bir sıkıntım var diyor. Ben bu tipi bilmiyorum diyor. Size d tipi önceki şeylerde anlatmıştım diye umuyorum. std def'te tanımlı. Standart def'te tanımlı. Standart definition'dan geliyor bu. Derliyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu sefer derlendi. Evet. Şimdi main noktasıya geliyorum. Main noktasıyı bir daha derlediğimde evet şurada şey var. Derleniyor ama. Şimdi clean project diyorum. Şu çarpı işaretinden kurtulmaya çalışıyorum da arkadaşlar. Eclipse'in sanırsam şu son sürümünde biraz değişik şeyler var. Evet. Neyse. Şu an derlendi. Şu an ise bir daha gidiyorum. Dynamic array nokta aşağı. Bir yapmam gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Fonksiyonları yazmışım. Bildirimlerini. Dinamik array'in nasıl olması gerektiğini yazmışım. Şimdi yapmam gereken sadece bunların tanımlanmasını yapmak. Evet, tanımlamalarına bakalım. Hepsini belki de yapmayız. Şu an sadece bakın projenin nasıl yapıldığını görüyoruz. Ama bunları tanımlamadan önce ben bir şey yapmak istiyorum. Bakın, testi açıyorum. Ben şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Yapmam gereken ne? Ben sanki proje kütüphane varmış gibi işlem yapmak istiyorum. Yani DE'den bir değişken oluşturmak istiyorum. Dynamic array olsun. Bunu oluşturdum. Sonra bana DA ne sunmuş? Init sunmuş. Bunu çağırdım. Tabii bunu çağırdığımda neyi vermem lazım? Dynamic array'i vermem lazım. Bakın ben bu şekilde kullanmak istediğim için az önce anlattım. Böyle çağırıyorum. Tabii ki bu return 0 ekledik. Ondan önce neyi çağırmamız lazımdı? DA'nın bir de clear'ı vardı. Clear da ne istiyor? Tabii ki dynamic array istiyor. Ve bu şekilde de burada benim dinamik array'i kullanmamı bekliyordum. Şimdi bu şekilde çok iyi gidiyoruz. Lakin hatamız ne? Yani şu an
Bakın DA şu an boş ve adres istiyordu. Biz buna adres geçmedik. Şu an adres geçtik. Yine bu şekilde buna bir adres geçmemiz lazım. Bir de ayrıca DA'ya add işlemi yapıyoruz. Ve add işleminde yine dynamic array parametresi istiyor. Ve int number istiyor. Yani bir number ver bana diyor. Şu editörden bir daha büyüteyim alıyorum. Sanki küçüldüğünü hissettim. Evet. Peki değişken olarak ne istiyorum? Yani şu an 5 değerini ekle ben bu projeye diyorum. Evet. Gördüğünüz üzere. Evet. Şimdi. Ekle dedik. Şundan biraz daha ekleyelim. Bir şeyler görelim diye. Evet. Şimdi bu şekilde kullandığımızı düşünelim. Burada hiçbir hata mekanizması yok. Hata mekanizmasının olmaması bize bir dezavantaj. Çünkü DA init kesinlikle bir memory işlemi yapacak. Bu da bana bir şeylerin dönmesi lazım. Yani dönmesi lazım. Doğru mu çalıştım, başarısız mı çalıştım diye. Burada bir işlem yapacağım çünkü. O zaman ben diyorum ki ben bir şeyde hem implement etmedim. Return, exit, fail'i burada döneyim. Ama dönmek istediğimde bakın ne olacak göstermiyor. Exit fail diyebiliyorsunuz. STD değil, STD deyip de bir şey tanımlıydı. Include diyorum yine. stdlib nokta h ekliyorum. stdlib nokta h'da bizim çok kullandığımız şeyler karşımızda. Exit tabi yine çıkmadı nedense. Şu an görecek mi? Evet. Şu an bakıyorum görecek mi? Evet. DA et işleminde yani şurada bir değerleme hatamız var. Çünkü adres vermedik. Evet, bir daha derliyoruz. Bakın şunu görme. Return tip diyor. Void diyor. Demek ki görmemesinin sebebi şu. Neden bir void tipinden biz bir şey döndürmeye çalışıyoruz? O zaman bunun tipi diyoruz ki int olsun. Çünkü ben başarılı ya da başarısız çalışıp çalışmadığını bu fonksiyonun bilmem lazım. Peki bir eleman ekleme işleminde de aynı şekilde öğrenmem lazım mı? Evet. Çünkü başarılı mı, başarısız mı bilmem lazım. Peki insert işleminde, ekleme işleminde olduğum için bunun da başarılı olup olmadığını bilmem lazım mı? Evet. Bunu programcıya benim döndürmem lazım API'de. Remove işleminde peki var mı? Remove işleminde şimdi düşünüyorum. Eğer ben remove işleminde dinamik array'in dizisinin elemanlarına bakıp boyut azaltmaya yani kapasite azaltmaya gideceksem evet kesinlikle döndürmem lazım. Çünkü belki hata oluşacak. Ki genelde oluşmaz ama ya olursa diye döndürmem lazım. Ama şu an onu implement etmeyeceğiz. Implement etmediğimiz için de şu an ben bunu void diyorum. Niye? Bir eleman içerisinde olsun ya da olmasın. Remove işlemi ve şu anki felsefeme göre konuşuyorum. Ben bir diziden 5 elemanını sil dediğimde dizinin içerisinde 5 elemanının yani 5 isminin olmamasını istiyorum. Eğer o dizinin içerisinde 5 elemanı olsun ya da olmasın fark etmez. Ben bu fonksiyonu çağırdığımda silme işlemini de ya da ne bileyim silememe işlemi de fark etmez. Benim için başarılı bir işlemdir. Çünkü onun içerisinde 5'i görmedim. Ama memory işlemi yapacaksam eğer dediğim gibi burada integer diye bir geri dönüş tipi belirleyip bak başarısız oldu diye bir şeyi belirtmem lazım. Ama şu an öyle bir şey yapmayacağım için void diyorum. Implement ederken de göreceksiniz. Remove at de aynı şekilde herhangi bir indeksten sil demek olacağı için ve o indeksi silmek hiçbir şey yani bir kodda geri dönüşü olmayacak, başarısız sonlanmayacak bir şey olduğundan dolayı, bir taşıma işlemi olduğundan dolayı bir dizi düşünün. 5. elemanını sil demek, 6, 7, 8'i taşı demek. Bir taşıma işleminde başarısızlık programlama dillerinde dönmediğinden dolayı da benim bir şey döndürmeme gerek yok diyorum. Clear fonksiyonu genelde de free fonksiyonu gibi yani onlar gibi çalışan bir fonksiyon ve free fonksiyonu da bir şey döndürmez. Void'dir. Benim de bir şey döndürmeme gerek yok diyerek bunu clear diyorum. Ama bunun içerisinde benim eğer kütüphanem diyelim sonlanmadan önce free edilmeden önce bir şeyleri dosyalara bir şeyler yazacak bir kütüphanesi yazamadığını belirtmesi için ya da temizleyemediğini belirtmesi için bir şeyler dönmesi gerekir. Ama şu anki benim projem için ben kendim hayır diyorum. Yine bakın ilk üçü int, diğeri şey demişiz, void demişiz. Hemen burada da bunları değiştiriyorum. Evet. Şimdi bir daha derliyorum. Bakın bu sefer ne diyor?
Evet. Burada int yazdığım halde sen bir şey dönmemişsin diye bu sefer. Warning verdi. Ben hepsine şu an int dediklerime return exit failure diye yazdım. Bakın derli. Şimdi main'ime gidiyorum. Ben tabii ki artık kontrol yapacağım. Doğru mu çalıştı? Yanlış mı çalıştı? Tabii ki test kodları böyle yazılmıyor. Ama şu anki aşama aşama gittiğimizden dolayı tabii burada da isteğli bir eklem lazım. Burada bu define'i kullanmayabilirdik bu arada. Niye bunu kullandık? Çünkü standart olsun. Buraya 1, 0 diye de kontrol edebilirdik. Ama istediğilip de başarılı durum ya da başarısız durum diye bize iki tane bir şey sunmuş zaten arkadaşlar. Niye ben bunu kullanmayayım? Exit failure olursa bana bir şeyler dönsün diyorum. Ne dönsün mesela? Push diye ekrana yazsın. Error. Error döndüğü gibi de sistem şey pardon exit 0 ile program sonlansın. Şu an bunu demek istiyorum. Ve aynı şekilde bunu diğerlerine de eklemek istiyorum. Nasıl ekleyeceğim? Bakın şunu ilk önce kopyalıyorum. Gerisini kopyalıyorum. Ve şuraya kopyalıyorum. Evet. Aynı şekilde şimdi bunu yapmama gerek yok aslında bir örnek kalsın ya da ikisini kopyalarız. Bu clear fonksiyonunda bir şey dönmediği için şu an bir durum yok. Şimdi error hangisinde error olduğunu belirtmek için hangisinde de error olduğunu belirtmek için bunu yazıyorum. Bakın hala fonksiyonların tanımlanmalarını yapmadım. Şimdi çalıştırıyorum. Programı da çalıştırıyorum. Bakın bana error da init diye bir şeye bastı. Yani buraya düştüm. Niye düştüm? Çünkü init fonksiyonum şu an başarısız döndü bana. Hemen int fonksiyonuna gidiyorum. Bakın bu başarısız döndü. O zaman ben bunu implement etmek istiyorum dedim. Implement etmek isterken ne yapmam lazım? Biliyorsunuz benim bir şeyim vardı. Dynamic array değişkeninin adresi yollanıyordu. Ve bunun içerisinde array kapasite ve size vardı. O zaman ben ilk başta array'ine bir malloc ile yer ayırayım. Malloc ile nasıl yer ayıracağım? Size of diyeceğim. İlk eleman ataması yapacağım. Size of int kadar. Peki ne kadar olsun? Bunu ben kendim belirtiyorum. Default capacity diye bir değer düşünüyorum. Bunu parametre olarak da alabilirdik ama almıyorum ve default capacity'yi 4 diyorum. Bakın şurada ikinci parametre olarak default capacity diye bir değişken de alabilirdik ve bunu 4 tane pardon default capacity kadar size of int deyip array'e aktarabilirdik. Biliyorsunuz array integer'dı. Burada bir void'den döndürdüğümüz için şu an bir şey kesinlikle yapmadım. Bana eğer warning falan verirse bu şekilde ilerleyeceğim. Hata verdikçe ilerleyeceğim. Yine DA, bakın 4 tane eleman ayırdığım için kapasitenin 4 olması gerektiğini belirtiyorum. Yine DA ne yapıyorum? Size'ı hiçbir eleman eklenmediği için de 0 diyorum. Yani bunun sıralamasını da şu şekilde yaparsanız mesela göze hoş gelme hesabından. Evet. Şimdi ben ne döneceğim? Diyorum ki if bakın DA array. Null ise burası sıfırdır biliyorsunuz. Buraya girmeyecektir. Ve burası sıfır olduğundan dolayı da return exit failure'a gelecektir. Değil mi? Ama başarılı bir durumdaysa ne olacak? Burası çalışacak ve burası da return başarılı durum olacak. Çünkü array eğer malloc null dönmezse başarılı bir durumsa bakın burada da söylüyor. Bakalım return pointer diyor ya da null pointer diyor. Eğer allocate edilmediyse null pointer dönerim diyor. Yani null diye dönerim diyor. Null da sıfırdır biliyorsunuz. Define edilmişti. Sıfırsa if sıfır burası çalışmayacak, burası çalışacak. Yani yer ayrılamadı diyecek. Yoksa böyle bir durum olacak. Yine dediğimiz gibi DA clear fonksiyonu var. Burada da ne yapmamız lazım? Burada yer ayırmışız bu DA'nın içerisinde memory işlemi olarak bunun biliyorsunuz free edilmesi gerekiyor. Bu kadar. Şimdi gelelim main.c'ye. Şimdi böyle bir durum olduğunda biliyorsunuz eğer add işleminde sıkıntı varsa burada direkt exit'e artık gitmiyoruz. Çünkü free fonksiyonum var artık. Yine eğer init edildiyse free'e de gitmemesi lazım. Çünkü alan ayrılamamış zaten. Böyle bir durum var. Bu yüzden eğer bu init diye bir şey yapıyoruz. Evet.
Şimdi bir daha çalıştıralım. Bakalım hata alacak mıyız bir yerde? Çalıştırıyorum. Evet, program kapandı. Niye program kapandı? Bir yerde bir hata var dedi bana. Yani kendi kendine bir yerden uçtu. Niye? Bakalım biz ne yaptık kardeşlerim? Free DA dedik. Lakin DA bir stack'te tutulan bir değişkendi. Bu da main.c ile gördüğünüz gibi 7. satırda yapılmış bir şey. Ben buna yer ayırmadım ki. Benim yer ayırdığım şey malloc'la array fonksiyonu. Array değişken pointer'ıydı. O zaman benim yapmam gereken şey DA'nın array'ini free et. Free de zaten array de zaten bir pointer olduğu için direkt çalışacak. Bakın error diye init'e bu sefer gelmedik. Error DA EDD işleminde patladık. Çünkü burada bir hata var. Çünkü exit failure dönmüş. Hemen gidelim add işlemine. Şimdi add işlemi ne yapacak? Add işlemi dinamik array'imize, dizimize bu number'ı ekleme işlemi yapacak. Peki nasıl ekleyeceğiz arkadaşlar? İlk önce yapmamız gereken şey şu. Ne yapıyoruz? Biz bir eleman ekleyeceğiz. Size neyse ona eleman eklemiş olacağız. Yani DA'nın array'ine ve DA'nın size neyse, mesela size şu an nedir? Sıfırdı. Yani eleman sayısı sıfırdı. O zaman ben sıfırıncı indeksine eleman ekleyeceğim. Böyle bir de number. Gördüğünüz üzere. Peki bu şekilde bitiriyor muyuz işlemi? Hayır. Niye bu şekilde bitirmiyoruz? Çünkü şöyle bir durum var. Birinci durum şu. Ben eleman ekleyeceğim ama benim kapasitem 4'tü. 4'ü aşarsam ne olacak? Bizim zaten dinamik dizimi implement etme muhabbeti buydu. Eleman eklediğimizde DA size'ın artması lazım. Size'ı da burada arttırıyorum gördüğünüz üzere. Tabii ki bunu sevmezseniz burada da arttırabilirsiniz. Bunu kapatıp. Ben şu an bu şekilde yapmayayım. Ama bu şekilde yapılacağını da görün. Bu şekilde arttırıyorum. Şimdi burada da if diyorum. DA size diyorum. Ve burada kapasiteye eşit olup olmadığını sorguluyorum. Eğer kapasiteye eşit mi? Pardon, DA. Burada ne yapmış olacağız? Bunu eşitleyip de size değeri kapasite eşitlendi. Bak sen 4 elemanlık yer ayırmıştın. 4'e kadar geldim ben. Şimdi ne yapacağız? Gibi bir durum. Tabii ki şöyle bir durum daha var. Bu işlemden sonra biliyorsunuz yeni bir allocate işlemi yapacağız. Peki yeni bir allocate işleminde başarısızsak bütün exit failure dönerse ben ne anlayacağım programcı olarak? Elemanım eklenemedi belki de anlayacağım. Ama elemanı ben buradan direkt ekledim. Niye ekledim o zaman? Bir muhabbeti var. O zaman ben diyorum ki ben ilk başta elemanı ekleme. Elemanı aşağı ekle. Sırayla. İlk önce bir size'ını kontrol edelim. Yani size kapasiteye eşit mi değil mi? 4 elemanlıysa size 4 ise mantıken eleman eklememem lazım. Çünkü 0, 1, 2, 3'e kadar gelmiş. O zaman ben şurada bir yeni yer ayırma işlemine tabi tutturmam lazım. Biliyorsunuz DA size DA bu sefer array'i kullanmam lazım. Buna da realloc ile biliyorsunuz. Şimdi realloc ile new size'i vermemiz lazım. Realloc ne veriyoruz buraya? DA array. Peki yeni kapasite değerimiz ne olacak? Bu tabii ki değişir. Her kapasiteyi ikişer ikişer arttırabiliriz. Ben genelde çarpı 2 diyorum. Birilerini gösterirken. Bu şekilde de kullanılabilir. Yani ilk eleman 4 iken eleman ekledikçe 8, eleman ekledikçe 16, 32, 64, 128 diye gidecek. Azaltma işleminde de bölü 2 şeklinde azaltılabilir. O zaman bunu arttırdığımda tabii ki şöyle bir durum var. Yeni bir eleman kapasitesi bu sefer değişecek. Yani bunu yeni kapasite dedik ya. Bundan doğru bir sonuç yani doğru aktarım, yer ayırma geldikten sonra artık bunların set edilmesi lazım. Eğer doğru bir şekilde yer ayrılmadıysa yani DA array eşittir null ise bakın ne olması lazım? Yer ayıramadım. Hemen return exit failure dönmesi lazım. Gördünüz mü? Diğer durumda ne olacak? Diğer durumda ayırmışımdır. Şimdi artık güncelleme zamanı. Yani verileri güncelleme zamanı. Bakın bu verileri önceden güncellemedim. Başarılı ve başarısız durumu test ettikten sonra güncelledim. Çünkü başarısızsa döndürdüğümde ben şurada yapsaydım çoktan değiştirmiştim zaten elemanı. Niye hemen değiştirdik? Evet. Geldik buna. DA kapasite çarpı 2 çarpı eşittir 2 dedik.
Size'ı şimdi eleman ekleyeceğim ve size'ı şu an hatta şunu yapayım ben. İki satır fazla olmasın. Evet. Gözünüzden bir şey görmenizi isteyeceğim şimdi. Çünkü hata alacağız. Aslında hata değil ama hata almış olacağız. Evet. Diğer size'ı da elemanla ekledikten sonra number ekleyip arttırmış olduk. Tabii bu et yani sonuna ekleme fonksiyonu. Insert işlemi değil gördüğünüz gibi. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın derlendi. Çok güzel. Az önce hata alacağını demiştim. Niye almadınız diyeceksiniz. Ama çalıştırıyorum. Bakın hata aldım. Niye? Geliyorum fonksiyona. Çünkü başarısız durum dönmüş bana diyeceğim. Ama buradan mı döndü? Buradan mı döndü? Bakın bunu değiştirmedim. Çünkü buraya geldiyse artık başarılı durumdur. Değil mi? Evet. Peki başka durum ne? Bakın bu biz size capacity eşitse dedik. Ama şunu demedik. Yani şu elemanı niye burada ekliyoruz? Bu buna eşit değilse size 0 capacity 4. Buna eşit değil. Eleman eklemedik. Demek ki elemanı burada ekleyeceğiz. If'in içerisinde değil. Bakın array size'ı arttırdık. Number'ı koymuş oldu dinamik dizime. Bu şekilde de basitçe örnek oldu. Şimdi bakıyorum. Çalıştırıyorum. Derliyorum. Ekranı bir şey yazmadım. Çünkü hiçbir error'a düşmedi. Tabii insert ve şeyler var. Süremiz azaldığı için onları değinmeyeceğim. Ama şimdi bu şekilde kütüphane yazmanın avantajı ve dezavantajı. Tabii bir de şöyle bir şey yazalım. Bir print işlemi yapalım. Normalde bakın dinamik dizinin print işlemi hani yazılması şey olmaz ama eleman alma yapalım. Yani DA et. Bak bu fonksiyonu yazmamışız. Onu yazalım. Ne yazıyorduk da onun ismini gerçekten de? Şey ismini, eleman alma işlemini. Ben kendim unuttum. Kendi kütüphanemden bir kopya çekeyim. dynamicarray.c'den. İsmi neydi? Reset. Clear. Sort. Get point. Array at. Insert. Array. Remove all. Remove at. At copy. Allah Allah. Şimdi dinamik diziye ekleme var. Dinamik diziden alma işlemini diye göremedim. Ben onu şu an şeyim. Get diye bir şey olması lazımdı. Get from. Evet. En aşağıdaymış. Tamam. Şu fonksiyonu şey yapacağız. Bir tane fonksiyon ekleyeceğiz buraya. Şöyle yapalım. Evet. Evet. DA get diyelim. Get indeks olmasın. Sondaki elemana getirsin. Bir de get from olsun mesela. Ya da get from ekleyelim. Sondaki eleman diye bir şey olmasın. Evet. Get from. Get from ne yapıyoruz? Bize bir indeks vermemiz lazım. Değil mi? Ve o indekse eleman alacağız mı, almayacağız mı dememiz lazım. Elemanı döndürürsek eğer direkt int olarak başarısız durumu nasıl şey yapacağız, bileceğiz. Yani gerçekten de aldı mı almadı mı? Sen indeksi yanlış mı verdin vermedin mi durumunda nasıl bileceğiz? O yüzden burada integer diyoruz ki number. Evet. Bu şekilde implement ediyoruz ki bunun içeriğine yazsın. Yazamazsa eğer bunun kontrolünü get from'un döndürdüğü değerle implement edelim. Evet. Şimdi gelelim dynamicArray.c'ye. Bunu niçin yapıyorum arkadaşlar? Çünkü çok soyut bir şey yaptığımız için. Hakikaten buraya ekledik mi? Yani buraya birkaç tane kod yazmışsın ama hani nerede bu şey? Gerçekten de var mı diye bir test etmek için yapıyoruz. Şimdi burada da ne yapacağız? Tabii ki aynı durum. Get from index. Şimdi indekse erişebilmem için eleman sayıma kadar bir işlem olması lazım. Yani bu indeksin kesinlikle ve kesinlikle benim DA yani dinamik array'imin size'ından küçük olmak zorunda. 4 elemanlıysa say 0, 1, 2, 3'tür. Bu yüzden 0, 1, 2, 3 indeksi sıfırdan başlatıyoruz bu arada. Kütüphane olarak. Bu şekilde olmak zorunda. Eğer bu şekilde değilse bana ne dönsün? Return exit fail diyoruz. Ya da şöyle yapalım. Büyük eşittir deriz. Böyle bir durumdaysa direkt şurada dönsün. Aşağıda zaten yapacağım işlemlerden dolayı exit başarılı durumu dönsün. Peki bu durumda ne olması lazım?
Number'ın içeriğine, bakın bu bir pointer. Niye pointer tanımladık number'ı? Çünkü direkt kendisini kopyalamayla, yani direkt referansını değil de kendisini verseydik fark etmeyecekti. Burada ayrı bir değişken olacaktı. Çağrılan yere gitmeyecekti. Int number, number'ın içeriğine neyi yapıştıracağız? DA'nın içinde array tutuyordu biliyorsunuz böyle değişkenleri. Bunun içerisine neyi ekleyeceğiz? İndeksi. İndeksi bana getir. Diğer türlü fiil verecek. Ya da number basacağız. Evet. Şimdi bu fonksiyonumuzu kullanalım. Ki çalışıp çalışmadığını görelim. Şunu kopyalıyorum ilk başta. Evet. Ve ne yapıyoruz? Şu fonksiyonu çağıracağız dedik. Kullanacağız dedik. Bakın kullanımlarıma da dikkat edin. Her operatörden önce ve sonra birer boşluk bırakıyorum. Virgülden sonra boşluk bırakıyorum. Yani bunlar çok önemli. If'ten sonra birer bakın bir boşluk bırakıyorum. Şöyle bir olaylarda boşluk bırakıyorum. Bakın kodun güzelliği açısından, görünürlüğü açısından güzel bir durum var. Şimdi ben buraya bir değişken tanımlayacağım. Integer x diye diyelim. Ve bu x'in adresini fonksiyona ikinci parametre olarak geçiyordum. Ve ikinci elemanını çağır diyorum mesela. Eğer bir fail durum varsa böyle bir şey olacak. Eğer yoksa da printf ile bu değişkeni ekrana basmak istiyorum. Nasıl basıyoruz? Yüzde değilim diyorsunuz. X diyoruz. Lan ne yapıyorum? Evet. X. Ne yapıyoruz? Tabii ki else diyoruz burada. Evet. Evet bakalım böyle bir durum var mıymış yok muymuş çağırıyoruz. Bakın hata alacağız galiba yüksek ihtimal. Error the get from demiş. Neden? Çünkü ikinci elemanını çağırıyoruz. Biz bir eleman ekledik. O zaman bir diyelim. Bakın bir daha hata alacağız. Niye oldu? Çünkü biz bir eleman ekledik ama sıfırıncı indeksten çağırıyoruz. Bakın şimdi hata almamamız gerekiyor. Bakın x'i 5 aldık. Eğer burası 13 olsaydı tabii ki x ne olacaktı? Ekrana 13 diye bakın şurada yazdı. Gördüğünüz gibi çalışan bir dinamik dizinin başlangıç kemikleri bu şekilde yazıldı. Buradaki olay ne? Fonksiyonlarımızın başarılı ya da başarısız döndüğünü gösterebildik. Gördüğünüz gibi. İşte değişkeni döndürmedik. Neden döndürmediğimizi de söyledik. Bakın bunlar bir bel kemiktir yani bir proje geliştirirken. Başarılı ya da başarısız durumu bilelim diye. Bunu bu şekilde aldık. Ama şurada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı ne? Bir, bu fonksiyon yani bu dinamik dizi kütüphanesi şunları implement etmedik ama fark etmez yani mantığı anladınız. İmplement etmenin ne kadar basit olduğunu gördüğünüz az çok. Bu fonksiyon kümesi, bu kütüphanede şöyle bir durum var. Bir, ben burada bazı şeylerin kontrolünü yapmıyorum. Mesela adam, bu programcı bunu kullanırken DA init'i çağırmadı. DA init'i çağırmadığı için array fonksiyonu, değişkeni pardon pointer'a bir değer atanmadı. Direkt add işlemini çağırırsa DA array ne oldu? Gördüğünüz üzere çalışmıyor. Yani boşuna bir şurada aktarma işlemine tabi tutulacak. Çünkü size'ı ve capacity'yi de bildirmedik. Çöp değerleriyle başlatacak. Ne zaman çöp değerleriyle başlatacak? Burada oluşturursa. Gördüğünüz gibi. Yani bunun ilk değerlendirmesini biz kime bıraktık? Programcıya bıraktık. Peki programcıya bu şekilde bırakmak mantıklı mı? İşte bazı yerlerde mantıklı, bazı yerlerde mantıksız. Bu yüzden buradaki fonksiyonlar değişkenden bir parametre adres almaktan ziyade direkt bir nesne türetecek, nesne üretecek, nesne döndürecek şekilde tasarlanıyor init fonksiyonları. Nasıl tasarlanıyor? Yani init fonksiyonu DA'dan bir pointer dönecek şekilde tasarlanıyor ve programcıya pointer kullanması yani bir referans kullanmasını gerektirdiğini şart geçiyor. Yani sen değişken üretme, sen nesne üreteceksin beni kullanarak dedirtiyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi biz burada bazı şeylerin kontrolünü yapamadık init fonksiyonu çağırmadıysa. Tabii ki init fonksiyonu diğer türlü de çağırmayabilir ama bunun önüne az çok biz geçebiliriz. Bakın bir de burada önemli olan şey şu. Add fonksiyonu ya da ne bileyim get from fonksiyonu, insert fonksiyonu, init fonksiyonu bunlar çok bağımsız şekilde ayarlandı. Yani add fonksiyonu işte eleman eklemediyse init'i çağırdı gibi bir şey eklenmedi. Yani programcının API kullanımında sorun var diye bunu ben teselli etmek zorunda değilim. Ben kendi işlemimi yapıyorum. Kütüphane sorumlusu olarak o programcı beni doğru düz kullanmak zorunda olacak şekilde implementasyona giriyorum. Ama gördüğünüz gibi buradaki kullanım
stack kullanımına tabi tutturuyor programcıyı. Bu da tabii ki bazı durumların önlenememesine gördüğünüz gibi olanak sağlıyor. Ayrıca nasıl bir olanak sağlıyor? Şu küçük kötü bir kullanımını görüyorsunuz. Yani şu adresini yazdır gibi bir şeyi ben olsam yaptırmak istemem. Ne yapılıyor? Bir 5 dakika daha anlatacağım. Sonra sorularınızı alacağım. Bir yapılması gereken şey şu. Bundan kesinlikle ve kesinlikle nesne üretmesin. Pardon, değişken oluşturmasın. Pointer oluştursun diyoruz. Ve Dynamic Array bir pointer döndürtüyoruz. Yani bu şekilde implement ettiriyoruz. Ve onun bu sefer de exit failure değil, null mı değil mi diye kontrol ettiriyoruz. Ve ona göre diğerleri de sadece şu şekilde çağrılmış olacaktı. Yine böyle bir durumda ne olacaktı? Bakın şurada bir yapım var. Yapımın içeriği de biliniyor. Bakın biz ne dedik? DynamicArray.c. Gördüğünüz gibi kaynak kod, yani kodlar var. Ben bu kodu derledikten sonra, .c'yi derledikten sonra DLL oluşturabilirim. Biz bununla alakalı küçük bir video çekmiştik. Onu yüklemedik. Onu da yükleriz. Onu da izlersiniz bir kütüphane oluşturumunda. Orada bağlı listeyi anlatmıştık. Yok, bağlı listeyi anlatmadık, pardon. Orada normal bir şey anlatmıştık. Kütüphane oluşturmayı. Orada bu şimdi yazdıklarımın orada anlattığım gibi kütüphanesini oluşturduğumuzda ve ben bunun kaynak kodunu vermek istemediğimde nokta h ile ve bir DLL ya da nokta so ya da nokta a vererek programcılara bak kaynak kodumu göremezsin ama benim yazdığım kütüphaneyi kullanabilirsin dedirtebiliyoruz. Bunun tek dezavantajı burada şu, tanımı da görebiliyorlar. Yani çünkü tanımı kullanmak zorunda olduğu için programcı burada tanımın içeriğini görüp erişebiliyorlar. Bakın normalde programcıdan bazı şeyleri soyutlamak lazım. Ama programcı burada dynamicArray.array diyerek erişebiliyor. Buna erişmemesi lazım. Private yapmamız lazım bunu. Biliyorsunuz ki C'de böyle bir durum yok. Ama standart yani private diye bir ayrıca bir durum yok. Lakin bu yapılıyor mu? Yapılıyor. Belki bir sonraki videoda şu an kısa oldu derseniz eğer bir sonraki videoda onu gösteririm. Şimdi sizin sorularınızı alayım. Çok bir şey varmış. Evet arkadaşlar sorularınızı alayım. Fazla uzatmak istemiyorum. Ama herkesten yok dinleriz abi dinleriz derseniz de şey yaparız. Evet şimdi kendim tam kütüphane ismi string ifade gibi oluyor mu? Kütüphane ismi derken neresi? Dinamik array değişimiz mi mesela? Evet oluyormuş. Tamam. Evet. Sorusu olan. Burada önemli olan dinamik array'i nasıl implement ettiğim değil. Yani nasıl implement ettiğimden ziyade bir proje olarak bakın. Projeyi nasıl implement ettiğim çok önemli. Yani şu an tabii ki main'de kullanıyorum ama bakın main'de hiçbir şekilde dinamik array'in kendi içerisinde fonksiyonlar yok. Yani şey değişkenlere erişim yok. Bana sunulan API'yi kullanıyorum şu an. Tabii ki değiştirebiliyorum da. Bir sonraki videoda biraz daha profesyonel hale bu dinamik array'i nasıl sokabiliyoruz ona değiniriz. Çok uzun sürdü çünkü bu olay. Evet. Bu arada Eclipse'de o ayarı da göstereyim. Şimdi ben az önce ekleyemedim ama büyük ihtimal şundan dolayı. Siz burada new diyorsunuz. Klasörü ben az önce yanlış ekledim dedim ya. Burada folder var. Pardon yine yanlış yer. Şimdi burada ekliyorsunuz. Import diyorsunuz. Projeyi import diyorsunuz Eclipse'de. Ya bu konuda Eclipse çok kötü. Dev C++ bile çok iyi bu konuda. Visual Studio daha da çok iyi. Sadece eklemekle direkt dosya yoluna göre yani full path'e göre değil proje dosya yoluna göre ekliyor. Dev C++ da aynı şekilde ekliyor. Ama şu Eclipse'de bayağı iş yapmak gerekiyor benim gördüğüm. Burada file sistem var. File sisteme göre ekliyorsunuz. From işte directory'den ilk önce bir projenin işte diyelim bir şeysini seçiyorsunuz burada mesela DSI'yi. Klasörü seçtikten sonra hepsini seçtikten sonra da şurada bir şeyler yapıyoruz. Ben hala bunu şey yapamayıp deneyerek yanayarak buldum. Bakın şu anki zaten seçili olan kısım doğru olan kısımdır büyük ihtimal. Şu seçilecek, bu seçilmeyecek ve finish diyerek büyük ihtimal ekleniyor. Eğer dediğim gibi yanlış eklerseniz ben size doğrusunu gösterdim. Doğrusu nasıl? Bakın buradan direkt kopya da çekebilirsiniz. Eclipse'in testte nokta projects diye açarsınız Notepad'de. Bakın link olacak sadece. Projenin yani klasörün ismi type 2 geçersiniz ve şu yazı olacak işte. Zaten videoda görüyorsunuz. Bunu YouTube'a 1080p olarak atacağımız için sıkıntı yok. Eclipse projesi geliştirirken. Bunu bir sonraki videoda Visual Studio ortamında taşırız. Yine şey olursa. Evet, sorularınızı alayım.
Soru varsa sorular. Kanalımıza bekleriz. Bu Discord'da biliyorsunuz canlı yayın yapıyoruz. Duyuru solda linkler var, yayın notları var. Bir sonraki projelerimizde Python ve CPP olursa güzel olacak inşallah. Kendine kat diye Kasım kardeşimiz yayın yapıyor. Biz genelde Telegram'da aktifiz. Grubumuz var birkaç tane ve başka gruplarda da üyeyiz. Oralarda da yazabilirsiniz. Mühendis Köyü adı altında oluşumuza devam etmekte biliyorsunuz. Şu an saçmalıyorum. Neyse. Evet, rica ederim kardeşim. Teşekkürler. Evet, Burak bir şey yazıyor. Harakiri bir şey yazıyor. Evet, tabii bizim kanal ve gruplarımızdan sormanız tercih edilir. Telegram'da @mühendiskoyu ya da koyu mühendis kanal ve grubumuzdan bizleri duyuruları takip edebiliriz. Bizim reklamımızda sıkıntı yok. Evet, Ahmet arkadaşımız linkleri attı. Buradan Telegram'dan bizleri takip edebilirsiniz. Dediğimiz gibi YouTube'a bu yayınlar koyuluyor. YouTube'da şu anlık canlı yayın yapmıyoruz. Canlı yayın kötü olduğunu düşünüyoruz. Belki bir test yayını orada yapabiliriz sonra da. Evet, sorunuz var mı? Sorularınız için son 2 dakika koyuyorum kendime. 23-13 olsun diye. Eğer soru yoksa dediğim gibi bunun Visual Studio ortamına geçirmek de çok basit. Bir sonraki videoda Visual Studio ortamına geçirip orada birkaç şey implement ederiz. Ve gerçekten de soyutlama, yani bu private olayı nedir? Yani biliyorsunuz C++'da ve diğer nesne yönelimli şeylerde bir private olayı var. Yani erişmeyi engelliyor. Biz burada direkt eriştik şu an. Bizim bir tamam kütüphanemiz var. Çok güzel. Sınıfımız var gibi düşünün. Ben bunun elemanına erişiyorum abi. Erişmemem lazım. C'de bunu nasıl engelleriz? Ona değiniriz az çok. Sonra biraz daha şekil şukulu yaptıktan sonra diğer özel kütüphane ve proje kullanımlarına geçeriz. Makefile kullanacağız, CMake kullanacağız. Böyle GNU'nun bazı durumlarını kullanacağız kütüphanelerini. Evet, sorularınız yok sanırsam. Son 30 saniye dememe gerek yok o zaman. Eğer sorularınız yoksa arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Duyuruda ve Telegram'daki kanalımızda bir sonraki şeyinin ne zaman olduğunu söyleriz. Belki de 3 gün sonra olur. Yarın olmaz. Onu söyleyeyim. Belki bir gün sonra olur. Yani 2 güne denk gelecek şekilde. Belki de 3-4 gün sonra da olur. Takip edersiniz. Seviniriz.